artık bu seçilmişlikten uzak, kişilerin daha serbest hareket ettikleri, farklı ürünlerle beraber kullandıkları, başka yiyecekler, başka kültürel ortamlarda kullandıkları ürünler haline geliyorlar. Her toplumun bu olaya tepkisi farklı olabiliyor. O nedenle biz advers etkilerin özellikle nadir olanlarının büyük bir kısmını pazarlama sonrası yakalayabiliyoruz. Farmakovijilans Derneği Başkanı Dr. Seyfullah Dağıstanlı'nın çok çok güzel bir sözü vardır. Çok seviyorum ben bunu. İlaç kullanmak otomobil kullanmaya benzer, direksiyona geçen kuralları iyi bilmeli. Sizce bizim toplumumuzda uygulanan bir şey mi bu? Hayır. Komşumuzun tavsiyesiyle ürün kullanıyoruz. Ondan sonra da işe yaramazsa ilgili firmayı arayıp ben ürünü kullandım ama böyle böyle oldu diye söylemlerde bizde bulunuyorlar. Firma olarak tabii ki elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yardımdan kastım şu, zaten Türkiye'deki yasal kurallar gereği hastaya herhangi bir yönlendirme yapmanız söz konusu değil. Doktor veya eczacısına yönlendireceksiniz. Ama şu da olmamalı, maalesef şununla karşılaşıyoruz. Aynı ilacı bir gün önce almış ve hastaneye kaldırılmış. Durum o kadar kötü. Hastanede iyileştirmişler, eve göndermişler. Ertesi gün ilacı 2 saat önce arayıp, firmayı da arayıp bana bir şey olmaz değil mi diyor. Yani bilinç toplumda bu şekilde olduğu için maalesef bizlere düşen rol çok çok büyük. Elimizden geleni yapmalıyız bilgilendirme anlamında. Yaşadığımız örneklerden sadece bir tanesi, yüzlerce binlerce örnek var bu şekilde dağarcığımızda bulunan. Terminoloji ve farmakovijilans hakkında şöyle genel bir bilgi vermeye çalıştım sizlere çok fazla sıkmadan. Tarihçeye baktığımızda aslında tarihçeler genelde sıkıcı oluyor ama elinizden geldiği kadarıyla sizler için zevkli hale getirmeye çalıştık. 158 yıllık tarihçesi var farmakovijilansın arkadaşlar. Türkiye'ye bakıldığında aslında 85'li yıllarda devreye girdiğini görüyoruz ama 2005 yılında konuyla ilgili bir regülasyon yayınlandığında bütün dikkatlerin bu alanda toplandığını görüyoruz. 1848 yılında Almanya'da kloroforma bağlı bazı ölümler tespit ediliyor ve Lancet bir komisyon çalışması düzenliyor ve advers etkilerin izlenmesi ve toplanmasıyla ilgili. 1906 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir olay oluyor ve bu konuyla ilgili bir FDA kararı. 37 yılında sülfonamid eleksirinde dietilen glikol tespit ediliyor. 1952 yılında yine 100 ölüm vakası görülüyor. Ama esas büyük farmakovijilans alanında milat dediğimiz olay etkin madde hangisidir? Bilenler? Talidomid. Kesinlikle talidomid. Maalesef bir sonraki slaytımızda çok tatsız veriler var. Ama farmakovijilans denildiğinde bir dönüm noktası talidomid. Aslında talidomid şu an tekrar piyasaya verilmiş bir ilaç. Biliyorsunuzdur değil mi? Repro tedavisinde kullanılıyor. Bir ilacın riskinin alınabilir olduğunu, yararının göz önünde bulundurularak riskin alınabileceğini gösteren en güzel örneklerden bir tanesi. Ama çok çok dikkatli kullanmak halinde. Bakın bu buradaki hanımefendi kendi yaşadığı sıkıntı nedeniyle daha sonra talidomid piyasaya verildiğinde verilmemesini isteyen protestoculardan bir tanesi ama şu anda piyasada bildiğiniz gibi. Talidomid faciasından sonra biraz regülasyonların hızla arttığını görüyoruz. 62 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik ve etkilerin ispatı ile ilgili hukuki düzenlemeler getiriliyor. Daha sonra İngiltere sarı kart sistemine geçiş yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü 68 yılında uluslararası bir ilaç monitorizasyon sistemi kullanıyor. Ve EMA kuruluyor Avrupa Birliği'nde, Avrupa İlaç Ajansı 1995 yılında. Şu anda neredeyiz peki biz farmakovijilansta? Aslında durumumuza bakıldığında biraz daha şu anda gelecek diye gösterilen kısma kaymış durumdayız. Çünkü eski sistemde ilaç piyasaya verildikten sonra advers etkiler gözlemleniyor. Bu advers etkilerden sonra gördüğünüz gibi risk yönetim kısmı daha dar bir alanda kalıyordu. Fakat yapılmak istenen advers etki toplama kısmına ağırlık verilmesi değil, advers etki bilgilerinin toplanmasından çok kısa bir süre sonra meydana gelebilecek risklerin daha kısa sürede değerlendirilmesi ve esas amacımız risk yönetiminin yapılması. Gördüğünüz gibi farmakovijilansta artık sadece vakaların işlenmesi değil, riskin yönetilmesi çok çok önemli. Peki ulusal olarak farmakovijilans sisteminde neler oldu? Neden ulusal farmakovijilans sistemine gerek duyuluyor ve endüstrileşmiş ülkelerle diğer ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin farkları ne birbirinden?
Bir kere endüstrileşmiş ülkelere baktığınızda ilaç regülasyonları buralarda çok çok önemli. Farmakovijilans bu regülasyonların olmazsa olmaz bir parçası. Neredeyse 25 yılı aşkın süredir bu regülasyonlarla yönetildiğini görüyoruz. Ve düzenleyici sistemler var. Bunlar çok çok iyi derecede işletiliyor. Gelişmekte olan ilaçlara bakıldığında bazı global toplantılara katılıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de çok çeşitli ülkelerden arkadaşlarımız orada. Aynı bizler gibi farmakovijilans ülke müdürleri olarak çalışan arkadaşlarımız var. Soruyorlar bana Türkiye'de reçetesiz ilaç gerçekten satılıyor mu diye. Evet diyorum. Nasıl yani diyorlar. Şimdi ben eczaneye giderim ve ürünlerimizden bazılarını sayıyorlar. Bunu elimde hiçbir reçete olmadan parasını ödeyerek direkt eczaneden alabilir miyim? Evet diyorlar. Büyük bir şaşkınlık içinde kalıyorlar. Çünkü yurt dışında pek çok ülkede bu mümkün değil. Önce doktora gidip oradan reçetenizi alıp o reçeteyi de eczaneye göstererek ilacınızı almak zorundasınız. Tezata bakın ki gelişmekte olan ülkelerde ilaca erişim kolay fakat bunun yanında farmakovijilans da daha az gelişmiş durumda. Gelişmiş regülasyonları olmadığı gibi ilaç kalitesiyle ilgili sorunlar çok fazla gözlemlenebiliyor. Sahte ilaçlar çok sayıda gözlemleniyor ve bunun yanı sıra da ömrü tükenmiş ilaçların kullanımı diğer ülkelere göre daha fazla. Ve farmakovijilans böyle ülkelerde hala bir lüks olarak görülüyor. Konuyla ilgili regülasyonlar yapılmıyor. Bu alanlarda çalışan kişiler neredeyse yok denecek kadar az. Peki ne zaman arttığını görüyoruz? İlaç ile ilgili harcamalar toplam sağlık giderleri içinde arttıkça farmakovijilansın da konunun önemli bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Türkiye'de 2005 yılında dediğim gibi yönetmelik ve bununla ilgili kılavuz gündeme girdi. O günlerden bu yana yoğun halde raporlamalar devam ediyor. Pek çok farmakovijilans eğitimleri yapıldı, irtibat noktaları kuruldu. Her geçen gün bunlarla ilgili takipler artıyor. Yeterli mi? Tabii ki değil. Ama herkes elinden geleni yapıyor olmalı, başta biz eczacılar olmak üzere. Türkiye'nin tarihine baktığınızda dediğim gibi 85 yılında aslında, 85 yılından beri Tadmer var. 1987 yılında Dünya Sağlık Örgütü'ne 27. üye olmuşuz arkadaşlar. Bugün neredeyse 100'e yakın üyesi var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Bu sayıya bakıldığında 27. üye olmak aslında çok prestijli bir sayı. Yine güzel haberlerden bir tanesi. ISOP toplantısı, International Society of Pharmacovigilance'ın 2011 toplantısı Türkiye'de yapıldı. Ve biz de hem TÜFAM olarak hem de firma olarak posterlerimizle bu toplantıya katıldık. Çok gurur verici bir toplantıydı. Gerçekten 5 kıtanın buluştuğu, farmakovijilansla ilgili konuların tartışıldığı bir toplantıydı. Peki eczacının rolü? Bu kadar bilgiden sonra herhalde siz de tahmin edersiniz bu alanda yapmamız gereken, yol almamız gereken çok şey var. Hollanda'da yapılmış bir çalışma bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çalışmada eczacılara baktığımızda spontan bildirim yapma oranı hekimlerden daha fazla. Aslında beklenen bir durum bu. Tüketicilerin ve eczacıların hekimlerden daha fazla bildirim yapması gerekiyor. Türkiye'den bir veri vermek istiyorum size. 2008 yılı ile 2010 yılı arasında yapılmış bir çalışma. Gördüğünüz gibi doktorların oranı şu şekilde. Eczacılara baktığınızda bunun bırakın yarısını, çeyreğinden bile az olduğunu görüyoruz. Eczacıların önemi büyük dedik bu konuda, rolü büyük dedik çünkü her gün aslında hastayla karşı karşıya kalıyorlar. Çok fazla zaman geçiriyorlar onlarla. Reçetesiz ürünler kullanılıyor ve onlardan haberdar olan ilk kişilerden biri oluyor eczacılar. Ve takip raporlarımız sırasında da biz kendi departmanımız içerisinde bilgi almak istediğimizde eczacılar ve tüketiciler doktorlardan daha iyi takip bilgisi verebiliyor bizim için. Daha ulaşılabilir durumdalar. Ve eğer şüphelendiği bir durumu ortaya koyuyorsa eczacı, bu bizim için çok çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi 4 meslek grubu var şu anda vakaların medikal olarak konfirme sayıldığı. Bunlardan bir tanesinde eczacıların yaptığı bildirimler aslında çok çok değerli. Dolayısıyla daha fazla hassasiyetle takip etmemiz gerek hastalarımızı. Peki farmakovijilansta kariyere geldiğimizde? Eczacılar şu anda farmakovijilans alanında Türkiye'de oldukça fazla sayıdalar. Bu durumun temel sebeplerinden bir tanesi yine 2005 yılında yayınlanan yönetmeliğe göre ilaç firmaları bir hekim ya da eczacıyı kendi bünyesinde farmakovijilans sorumlusu olarak atamak zorunda.
Ve bu atamayı en geç 7 gün içerisinde resmi olarak bakanlığa yapmak zorunda. Ve bu atamadan sonra da bakanlık tarafından düzenlenen ilk eğitim programına alıp eğitimini tamamlamak durumunda. Kariyer planına baktığımızda eczacıların yurt dışında yapılan bir çalışmadan örnek bunlar. Bilimsel delege olarak çalışabildiklerini görüyoruz sektörde. Yaklaşık %24 oranında. Araştırma ve geliştirmede çalışıyorlar %28'i. Oranın daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Araştırma ve geliştirme dediğimiz alana farmakovijilans da giriyor. Çünkü hem araştırılması sırasında hem de geliştirilmesi sırasında adverse etkilerin toplanmasıyla ilgileniyoruz. Sayısal oran gördüğünüz gibi fazla. Çünkü bu alanda araştırma ve geliştirmede tıbbi bilgi çok çok önemli. Eczacılar da bunu sağlayabilecek en güzel kaynaklardan bir tanesi. Satış ve pazarlama alanında yine %15 oranıyla yer aldığını görmekteyiz. Şu an Türkiye'de farmakovijilans sorumlusu diye bahsettiğimiz kişiler yurt dışına bakıldığında özel bir title ile çalışıyorlar. QPPV şu anlama geliyor. Qualified Person for Pharmacovigilance, yani farmakovijilans alanındaki kaliteye kalifiye kişi. Bir sonraki yönetmelikle ve kılavuzla beraber aslında Türkiye'deki tanım da bu şekilde değiştirilecek. Bu alanda da yurt dışında yapılan bir çalışma bu. QPPV olarak Avrupa'daki ilaç firmalarında çalışan kişilerin yarısının doktor olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Maalesef sadece 1/4 eczacı. Aslında kendi bilgilerini geliştirebilen, bu alana ilgi duyan eczacılar için büyük bir fırsat. Bu oranın muhakkak artması gerektiğini düşünüyorum. Firma içi ve dışı müşterilerimizi görüyorsunuz. Kendi içimizde de aslında bunu her zaman konuşuyoruz. Çok fazla kişiyle irtibat halindeyiz arkadaşlar. Kapı girişindeki güvenlik görevlisinden ülke müdürüne, genel müdürünüze kadar herkesi bilgilendirmek zorundasınız. Buna sizin bölümünüzde çalışan stajyer arkadaşlarınız da dahil. Hukuk bölümüyle irtibat halinde çalışmak zorundasınız. Çünkü çok normal karşıladığınız, gayet normal olan bir vaka birdenbire kişinin bazı agresiflikleriyle hukuksal bir vaka haline gelebiliyor. Dolayısıyla cidden büyük bir itina ile kriz yönetimi yapmak zorundasınız. Gördüğünüz gibi hem sağlık mesleği mensupları hem tüketiciler şirket içi şirket dışı pek çok müşteriyle irtibat halinde çalışıyorsunuz. Bilmesi gerekenler nelerdir? Şimdi az çok hani işin tanımını vermeye çalıştım. Slide'da da aslında var ama bütün bu bilgilerden sonra sizce farmakovijilans sorumlusunun en önemlisi hangisidir yapması gerekenlerden ya da bilmesi gerekenlerden? Fikri olan arkadaşımız el kaldırıp söyleyebilir mi? Bu alanda staj yapmış ya da yapmak isteyen Ece'den alalım. 24 saat ulaşılabilir. Ulaşılabilir. O olmaz, olmaz. 24 saat ulaşılabilir olacaksınız. Başka? Buyurun. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Bilgiler çok çok güncel olmalı. Geçmişi takip etmeniz mümkün değil. Bilgiler bırakın yılı neredeyse ay ay gün gün değişiyor ve siz de onları hızlı bir şekilde takip etmek durumundasınız. Başka? Bizden bu kadar diyorsunuz. Tamam, geri kalanı ben söyleyeyim isterseniz. Bir kere teknik anlamda çok fazla medikal bilgiye sahip olması ve bu konularla ilgili dokümantasyonu yazıyor olması lazım. Bu zaten işin temel noktalarından bir tanesi. Buna fazla girmek istemiyorum ama gördüğünüz gibi bazı başlıklar burada var. Kriz yönetimi, sorun yönetimi, sunum becerisi, stresle başa çıkma sanatı. Neden? Çünkü uğraştığınız alan ilacın riski. Siz günün sonunda ilgili riski biliyorsunuz. Ve riskin aslında komünikasyonu da çok çok önemli. Bence farmakovijilans alanında çalışan arkadaşların sahip olması gereken şeylerden ilki tabii ki İngilizce bilgisi. Bu sadece şu an bu alan için değil, Türkiye'deki bütün alanlar için geçerli. Daha doğrusu kişinin kendisiyle alakalı, herkesin bilmesi gerekli. Ama bunun dışında iletişimi çok kuvvetli olmalı. Çünkü uğraştığınız şey risk. Ve bu risk yönetimini firma kimliği altında yapıyorsunuz. Ama diğer tarafta da hastaya doğru bilgiyi sağlıyorsunuz. Ve Türkiye'deki özellikle durumu düşünecek olursak
ağzınızdan çıkan her kelime aslında tıbbi olarak bir doktor ya da eczacı için çok normal bir durum iken hastada paniğe yol açabilecek bir bilgi. Dolayısıyla iletişimi çok çok kuvvetli olmalı, kriz yönetmeyi becerebilmeli. Başka özellikleri ne arkadaşlar? Kaliteye ve uyuma odaklı olmalı. Aslında Sabiha'ya sormalıyım. Sabiha, farmakovijilansta sence en önemli şey ne? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bakın şurada bir kelime dikkatinizi çekti mi? Detaycı, hatta hafif takıntılı olmalı. Yani bu şaka değil. Gerçekten takıntılıyız hepimiz, öyle değil mi? Her ekibimize giren her arkadaş ilk başta daha normalken gün geçtikçe daha takıntısının arttığını gözlemliyor. Hatta takıntılarınız işle ilgili o kadar artıyor ki özel hayatınızda geçtiğinizde ödenmesi gereken şeyler oluyor. Hiç eğer otomatik ödemedi değilse umurunuzda olmuyor. Çünkü zaman sınırlarınız, her şey o kadar keskin kurallar altında ki bütün bunlar sizde günün sonunda aslında hafif az bile bence gerçekten güçlü bir takıntı haline getiriyor. Bu kadar katı kurallar altında çalışıyoruz. Ha, bunları çalışıyorken kırmızıyla özellikle işaretlediğim bir bölüm var. İyi bir espri anlayışınıza sahip olmalısınız arkadaşlar. Çünkü siz bu kurallarla çalışırken şirket içi ve dışındaki müşterileriniz için bu kurallar geçerli değil. Dolayısıyla size daha esnek davranıyorlar. Esnekliğin altında sıkı bir disiplinle çalışması gereken bir alan. Dolayısıyla da kendi içinizde neşenizi her zaman yüksek tutmak zorundasınız. Peki, deneyimin paylaşılması. Aslında hepinizin şu anda merak ettiği konulardan bir tanesi herhalde bu. Bunu nasıl yapıyoruz? Bölümümüz içerisinde bir kere ikinci dönem stajları var arkadaşlar. Bunlar da muhakkak ekibimizde arkadaşlarımız oluyor. Şu an Sabiha da bunlardan bir tanesi. Aslında Buket çok güzel örneklerden bir diğeri. Çünkü önce stajyer olarak bizimle çalışmaya başladı.